Bitcoin'de Eylül ayı beklentisi, tabii aynı zamanda altcoin'lerde de genel olarak bu beklentiyi ele alacağız. Ne var ne yok, ne olabilir, bundan bahsedeceğiz. Bitcoin'de Eylül ayı. Şimdi Eylül ayında ne var, bir kere bunu bir düşünelim. Eylül ayında bir TÜFE var. Yani ABD TÜFE'si açıklanacak. Henüz beklenti oluşmadı. 2.9 ya da 3 olabilir diye düşünüyorum. Bu skalada gezecektir. Yani TÜFE'nin yükseleceğini pek zannetmem şu anda. Faiz de artırdılar. Biraz daha dengelenmiş olacaktır. Onu söylemek gerekiyor. İkincisi, tabii ki çok fazla bir düşüş kaydedilmeyecektir maalesef. Burada açıklanacak olan TÜFE yine aynı ayın sonunda, Eylül sonundaki Fed'in faiz kararında etkileyecek. 13'ünde ve 27'sinde Fed'in sırasıyla TÜFE ve Fed'in faiz kararları verilecek, açıklanacak. O yüzden önemli iki tarihtir. Yine o yüzden Eylül ayı, evet, hızlı geçeceği daha şimdiden belli diyebilirim. Tabii ki buradaki kararların ben doğrudan bekleneceğini zannetmiyorum. Çünkü radikal diyebileceğimiz süreçlerden geçiyoruz. Bakınız, TÜFE yaklaşırken hafiften artık beklentiler oluşmaya başlayacaktır. Bir fiyatlama etabı da gerçekleşecektir piyasada. Aynı şekilde TÜFE'den sonra da hızlı bir şekilde Fed'in faiz kararı fiyatlanmaya başlayacaktır. Tabii bu şartlar altında piyasada hareketlilik olacaktır. Ben olumlu bir Eylül ayı geçeceğini düşünüyorum diyebilirim genel olarak. Diyor ki, Bitcoin'de Eylül ayında ne bekleniyor? Yükseliş mi, düşüş mü, analistler açıkladı. Ben vallahi yükseliş geleceğini düşünüyorum. Bitcoin Eylül ayına negatif bir aylık net getiri ve gelecek beklentileri üzerinde belirsizlik bulutuyla giriyor. Grayscale'ın ETF başvurusu lehine verilen son mahkeme kararına rağmen BTC değerini 27 bin doların üzerinde tutmakta zorlanıyor diyor. Evet, doğru, ama tabii ya, Grayscale davası tabii ki büyük bir olaydı. Fakat fiyatlanabilirlik bakımından doğru söylüyor. Bu kadar belirsizlik bulutu içerisinde de kısıtlı bir imkan vardı, eğer biz fiyatlamadan bahsedeceksek. O yüzden çok da fazla bu Grayscale olayında böyle abartmamak, şişirmemek gerekiyor. Dediğim gibi güzel bir olay mı? Tabii ki de güzel bir olay, iyi, beklentiler dahilinde bir olay, fiyatlaması da iyi. Fakat durum bu, dediğim gibi. Analistlere göre Ağustos ayına damgasını vuran düşük volatilite ve işlem hacmi Eylül ayında yerini kararsızlığa ve kar alımına bırakabilir. Yani genel olarak düşüş odaklı geçeceğini savunuyorlar. Ya zannetmiyorum. Ya çok, böyle çok yüksek ralliler beklemiyorum. Ama yukarı yönlü hareketlerin genel olarak ben gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bu da ABD'den alınacak verilerin pozitif olacağından kaynaklı böyle bir beklentim var aslında. Durum böyle. Diyor ki şimdi, Çarşamba günü bir ABD Bölge Mahkemesi dünyanın en büyük dijital varlık yöneticisi olan Grayscale Investments'ın Bitcoin Trust için SEC bildirimi yapan bir şirket olma gerekliliklerini karşıladığına karar verdi. Bu SEC bu ürün kategorisini onaylayacağında GBTC hisselerinin bir ETF'e dönüştürülebileceği anlamına geliyor diyor. Evet, yani SEC işte kendilerinin manipülatif olduğu ve dolandırıcılık sebebiyle, hani kendilerinin dolandırıcılıktan kaynaklı olarak böyle bir iş halinde bulunduklarını iddia etmişti. Dolandırıcılık var dedi, işte manipülatif ve bize herhangi bir başvuru yapabilme noktasında bir şeyleri yok. Yani bize başvuru yapamazlar falan tarzında yaklaşımlar oldu. Mahkemede bunun doğru olmadığına ve SEC'in buradaki söylemlerinin ve bu ETF başvurusunu reddetmesinin keyfi bir olay olduğuna karar kıldı diyebiliriz. Devam edelim.
Ancak analistler bu gelişmenin kısa vadede BTC'nin fiyatı üzerinde önemli bir etkiye sahip olma ihtimalinin düşük olduğunu söylüyor. CoinShares Araştırma Müdürü Butterfield verdiği demeçte mahkeme kararının hala bir temyiz potansiyeli olduğu için SEC onayı için zaman çizelgesi hızlandırma olasılığının düşük olduğunu söyledi. İşin tabii ki de hem bakın temyiz boyutu var, bu doğrudur yani. Hem bir temyiz olayı var bizim karşımızda. Aynı şekilde asıl gerçek olan tabii ki mesela BlackRock gibi devlerin bir de şeyi olduğu için, başvurusu olduğu için bu noktada da sıkıntı yaşanmaya devam ediyor açıkçası. Tamam mı? Hani kesin olan şey bu ve hala bu noktada dediğim gibi sıkıntılar yaşanıyor ve bir kesinlik, kesin diyebileceğimiz herhangi bir durum olmadığı için mesele birazcık da baş ağrıtıyor. Evet. Butterfield ayrıca Ağustos ayındaki fiyat düşüşünün Bitcoin'in mevcut düşük hacimlerle daha da kötüleşen büyük işlemlerden kaynaklanan kırılganlığını vurguladığını belirtti. Geçen yaz 7,5 milyar dolar olan BTC işlem hacminin bu yaz günde ortalama 4 milyar dolar olduğunu söyledi. Tabii geçen yazla bu yaz arasında farklılık var. Geçen yaz resmen bir boğa vardı yani. Daha doğrusu geçtiğimiz yaz diyorum ya. Ondan önceki yaz resmen bir boğa sezonu içerisindeydik. Yani 2022'nin yazını düşündüğümüz zaman bu sefer de resmen bir ayı sürecindeydik ve bir satış silsilasyonu vardı. Ne denebilir ki yani bu şartlar altında tam olarak? Zaten fiyatlar patır patır geri çekilen bir noktada bulunuyor vesaire. Bu düşüşü diyor yatırımcıların ETF onayı beklentisiyle coinlerini tutması, ABD borsalarındaki düzenleyici baskılar ve Binance'ın ücret indiriminin sona ermesi gibi çeşitli faktörlere bağladı. Yani şöyle yatırımlar tutuluyor. Bu doğru ve güzel bir şey. Ekstra alımlar var mı? Ekstra alımlarda tabii düşüklükler yaşıyoruz. Bir de böyle işin böyle bir ayağı var yani. Ekstrem alımlar gerçekleştirilmiyor. Bu noktada piyasanın katalize edilmesi, bir katalizör etkisi beklenmeye devam ediliyor. Bu noktada da tabii ki dediğim gibi işler biraz daha verilecek farklı ve yeni haberlere kendisini bırakıyor. Tamam mı? Ama şu an için bizim istediğimiz ve alabildiğimiz de önemli ve güzel bir şey odur ki tabii hala BTC'nin büyük ölçüde tutuluyor olması ve yukarı meyilli olması. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.